Gezi direnişiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde yaptığı açıklamalar çok konuşuluyor. Aslında 6 yıl önce yaptığı bir açıklama da hala akıllarda. Camilerin içinde o dönem içki içildiğine dair bir iddia ortaya atmıştı Erdoğan. Ve görüntüleri bu cuma yayınlayacağım demişti. Yıllar geçti, kaç cuma geçti. Hala o görüntüler yayınlanmadı ve iddialarını bir adım ileriye de götürdü. Haziran ayında da. Gezi sırasında camilerimiz yakıldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte bu açıklamalarla ilgili resmi kurumlara yöneltilen pek çok soru var. İçişleri Bakanlığı hala bu sorulara bir yanıt vermiş değil ama CİMER bir soruya yanıt verdi ve bu bilgiyi de Diyanet'ten Diyanet'teki bir başkanlıktan aldığını söyledi. Bahse konu olaylarla ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmuyor oldu Diyanet'in cevabı ilginç bir cevap aldık. Yani Cumhurbaşkanı'na bağlı bir kurum Cumhurbaşkanı'nın söylediği camiler yakıldı yıkıldı ifadesini kendileri yalanlıyor kendi söylediklerini. CHP'li vekil böyle dedi. Çünkü Diyanet'e bağlı başkanlık o açıklamayı doğrulamadı. Camilerimiz yakıldı kendini bilmezler tarafından işgal edildi. 4 Haziran'da Kızılca Hamam'da yapmıştı bu açıklamayı Cumhurbaşkanı. İki gün sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi mecliste. CHP'li Bayır aynı gün Cimer'e de başvurdu. İki soru sordum. Yakıldı yakıldığı itlerden, söz konusu bu camiler hangi illerde yakılmıştır? Yakılan cami sayısı kaçtı? isimleri nedir diye sordum yaklaşık 60 gün kadar önce. Aynı dönem LDP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız da ilgili dört kuruma camiler yakıldı iddiasını sordu. Sadece İBB itfaiyesinden yanıt aldı. Herhangi bir bilgi ya da belge yok denildi. Soylu'ya sorulan sorularsa hala yanıtsız. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Aslında Cimer'inde soruları ilk sevk ettiği yer İçişleri Bakanlığıydı. Bakanlığın yanıtsız bıraktığı sorular 23 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığına sevk edildi. Erdoğan'ı yalanlayan bilgi de Diyanete bağlı Cami Hizmetleri Daire Başkanlığından geldi. Bahse konu olaylar ilgili ilgili illerden gelen herhangi bir belge ve rapor bulunmamakta olup Konu hakkında ilgili İstanbul Valiliği İl müftülüğünden de gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz diye cevap geldi. Erdoğan 6 yıl önce grup toplantısında caminin içerisinde içki içildiğini de iddia etmiş, görüntülerin o hafta Cuma günü yayınlanacağını söylemişti. Düşünün Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan caminin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Ancak ne o caminin müezzini doğruladığı iddiayı ne de o görüntüler yayınlandı. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın yalancı olduğunu kendileri tescil ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğu için kontrollü konuşmaya özen gösteriyorum. E, Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğu için ama AK Parti Genel Başkanı olarak yalancı desem yeridir.